Hızlandırılmış LGS Dershanesi şimdi %80 indirimde! LGS Dershanesi'nde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS Dershanesi'ndeki son fırsatı kaçırma! Detaylar Tonguçakademi.com'da! Herkese merhabalar! Natural Forces konusuyla LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Bazı resimler var ve bunları bize sınavda sorabilirler. LGS'de biliyorsun görsel hafızaya dayalı, görselliğe dayalı, görsel infografi içeren sorular çok geliyor. Dolayısıyla biz de bunları sana ilk başta resimli bir şekilde yakalamaya çalışacağız. Bunların Türkçesini biliyoruz zaten. İşte Volkan patlaması, işte hortum veyahut da tornado diyebiliriz. Burada deprem, burada işte kuraklık yaşanması, burada hortum veyahut da böyle kasırga. işte burada aşağı doğru indiğiniz zaman e, toprak kayması, heyelan, Oo. çığ mesela. Oğlum Veya... hayatımızı mahvediyor bunlar mahvediyor. Tabi doğada bazen bu tarz e, önlemini almadığımızda mesela sağlam bir yerde oturmadığımızda deprem bize zarar veriyor. Veyahut da volkanın kenar oturduğunda pataklık veriyor. Şimdi bunların İngilizcesini öğreneceğiz. Ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi birincisi ilki Türkçe'de inanılmaz benziyor. Volcano bu kadar basit. Zaten biz C, K harfi yapıyoruz. Ardından da söylüyoruz. Volkan diyoruz. Bu da volcano. Tamam. İkincisi tornado. Tornado'yu da zaten biliyoruz. Türkçe'ye geçmiş. Üçüncü türümüz deprem diyoruz veyahut da zelzele diyoruz iyice Arapça kullanırsak ama burada ise earthquake ismini earth Quake ismini İngilizce bilmemiz lazım sonuçum. Burada ise az kullanılan bir şey var. Road yani kuraklık böyle hani çöllerde veyahut da böyle az yağış alan kurak yerlerde görülen bir doğal felaket. Aynı zamanda hurricane'e bakalım. Hurricane de yine e, kasırga böyle inanılmaz sert kasırgalar. Türkiye tropikal kuşakta olmadığı için biz böyle tornado falan görmüyoruz, e, kasırga görmüyoruz. Ama deprem kuşağında olduğumuz için depremi görebiliyoruz Allah korusun. Devam edelim. Landslide da yine toprak kayması. Slide böyle hani slide'larla çevirip geçiyorsun ya. Burada da land yani kara parçası slide gibi geçmiş oluyor. Bu Türkiye'de Karadeniz'e görülen bir şey heylan. Devam ediyoruz buraya. Çı çığ da avalanche. Yani e, böyle kar kütlelerinin aynı toprak kütlesi gibi aşağı doğru e, gitmesi, aşağı doğru insanların üzerine veya evlerin üzerine yığılmasın. Yine tsunami Türkiye'de görülmeyen bir şey, okyanuslarda görülebilen bir şey. Tsunami diye okunuyor İngilizcede. T'yi biraz söylemeden geçiyorsun. Bir de flood dediğimiz sel felaketi var. Bu da yine yağışın e, aniden bastırdığı bazı illerimizde görülebiliyor. Allah korusun. Allah korusun diyoruz. Güzel temennilerle devam ediyoruz. Tabii şimdi complete the sentence with the words in the box demiş. Şimdi burada bazı kelimeler var. Bu kelimelerle, e, bu kutudaki kelimelerden bazılarını kullanarak buradaki alt soruyu beraber yapmaya çalışacağız. Ama bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilmezsek yapamayız. Dolayısıyla İngilizce'de bilhassa LGS'de gramerden ziyade e, en çok kelime bilgisi bizi kurtarıyor. Mesela kaos sebep olmak demek, poliut kirletmek demek, i̇şte, increase artırmak demek. Decrease tam tersi düşürmek. Mesela destroy yok etmek, produce üretmek. Bu kelimenin anlamını bilmediğimiz zaman ister istemez sıkıntı yaşarız. Peki Tonguç'um bunu hepsini ben söyledim. Run out'un anlamını da sen hatırla bakalım hatırlıyor musun? Run out ee, bitmek demek, bitmek, yok olmak demek. Azalmak tükenmek. tükenmek. demek, Harikasın. Şimdi birinci cümleye başlayalım. If people don't save resources, eğer insanlar ee, şey yapmazsa, korumazsa kaynaklarını yani böyle israf ederse, ...kaynaklarını korumazsa, resource kaynak, save, korumak... ...and use recyclable recyclable products, yani kullanırsa, kullanmaz kullanmazsa... Pardon, ...don't use, e, geri dönüşebilir, hani var ya şöyle bir işareti var... ...geri dönüşüm ne demek biliyor musun? Geri dönüşüm, ham maddelerin tasarrufu için sağlanan yüksek verimli geri dönüşüm Evet, mesela olarak. bu kalem bittikten sonra bunu biz çöpe atmıyoruz da... ...geri dönüşüm plastik kusura attığımız zaman o plastik bir kez daha kullanabiliyoruz. Hani yani geri dönüşebilir ürünler, all natural resources, bütün doğal kaynaklar, will... Ee, ne diyeceğiz? Tükenecek. Run out o zaman tükenme kelimesini az önce Run out one day. Eğer insanlar ee, kaynakları böyle tasarruflu kullanmazsa yani saklamazsa, korumazsa geri dönüşümü olan şeyler, ürünler kullanmazsa bütün doğal kaynaklar bir gün bitecek. Gerçekten de eğer biz bu plastik kalemi veya bu kağıtları geri dönüşüm kutusuna atmazsak bir gün doğadaki tüm kağıt ham olan ağaçlar, işte plastik ham olan petroller bittiği zaman ne olur? Elimizde hiçbir şey kalmaz. İkinci sorumuza baktığımızda people shouldn't demişiz. İnsanlar memeli, mamalı ne? Forest ormanları by cutting down trees. Ağaçları ee... ...keserek ormanları ne yapmamalı diyebiliriz? They are the lungs of the world. Onlar dünyanın akciğerleri diyor. O zaman üretmemeli, e, yok etmemeli, e, artırmamalı... Ha, ...herhalde yok etmek olur değil mi? People... Destroy forest. Evet, ormanları yok etmemeli insanlar ağaçları keserek. Çünkü ağaçlar... Ee, ...aynı insanın akciğeri gibi yeryüzünün akciğeri. Eğer akciğerlerimiz olmasa biz ne yaparız? Mortanzi. Dünyanın akciğerleri. Evet, ormanlar olmasa biz de mortansız oluruz. Ormanlar nasıl akciğerse... Ee, o, o ...akciğerimize nasıl zarar vermiyorsak... ...ormanlarımıza da zarar vermememiz lazım. Natural forces, doğal felaketler... E nokta nokta big damage for the whole world. Büyük zararlara bak. Damage zarar demek Tonguç Ali benim. E, tüm dünya için whole world tüm dünyaya büyük zararlar verebilir diyor. O zaman sebep olur. Hatta İngilizce çünkü because demek ki sebep olmakta cause. O zaman natural forces cause big damage for the whole world. Doğal felaketler sebep olur büyük zararlara tüm dünyada. Dördüncü sorumuza baktan people shouldn't demişiz. Memeli mamalı ne yapmamalı? The environment to save the nature. Doğayı korumak için çevreyi insanlar ne yapmamalı? E, kirletmemeli. kirletmemeli artırmamalı kelimesi. Çevreyi artırmamalı. Hayır, çevreyi artırmamalı diye bir anlamlı bir şey olmaz. Pollute. Evet, Pollute demek. Hatta sana bir kelime daha öğreteyim Tonguç'a. Pollution diye bir şey var. Pollution'da Kirlilik. Mesela air pollution, hava kirliliği. İşte noise pollution, gürültü kirliliği. Buna benzer farklı farklı kirlilik var. Ee, Class pollution, lesson pollution. Ders kirliliği. Evet olabiliyor. Bazen çok fazla ders çalıştığımız zaman da beynimiz yanabiliyor. Bu da güzel bir kirlilik örneği verdi. Tebrik ediyorum seni. People shouldn't e, pollute the environment to save the nature. İnsanlar kirletmemeli çevreyi, korumak için doğayı. Güzel. The rate of the carbon dioxide in the atmosphere will be higher than normal. Karbondioksit oranı diyor atmosferde normalden fazla olacak diyor. More carbon dioxide will cause the temperature. Çok fazla karbondioksit ee, sıcaklığın ne anmasına sebep verir Tonguç? Azalmasına mı artmasına mı sebep verir sence? Artmasına sebep verir. Artmasına... O zaman increase, increase artmakta. O zaman şöyle increase yazıyorum. Ve cümle bir kez daha tercüme ediyorum. Oran of yani karbondioksit oranı atmosferde a, artacak normalden. Fazla karbondioksit sebep olur. Ee, sıcaklığın artmasına diyoruz. Gerçekten de küresel ısınma dediğimiz şey de bu işte. Factories fabrikalar should recyclable products to save Fabrikalar geri dönüşebilir ürünler üretmeli diyeceğiz. O da tabii ki üretmek yani produce diyebiliriz. Hatta sana birkaç teknik daha öğreteyim. Bak produce üretmek product ürün production da üretim anlamına geliyor. Esasında bir kelimeyi çok iyi öğrensen onunla bağlantılı başka kelimeleri de öğrenebilirsin. Şimdi gelelim ...let's learn kısmımıza yani... ...gelecek zamana bakalım. Şimdi biliyorsun... ...gelecekte çevrenin kirlenince... Gelecekte ne? bir gün gelecek. Harikasın. Tema Vakfı'nın e, sözü olan... ...gelecekte bir gün gelecek kelimesini... ...neden kullanmış adamlar? Çünkü... ...burada şöyle bir şey var Tonguç Ali Adem'in. Çevre kirliliği... ...küresel ısınma... ...veyahut da tehlikeli şeyler... ...ileride olacağı için biz... Ecek acak kullanıyoruz. E peki İngilizce'de ecek acak neyle kullanılıyor? Will ile yani gelecek zamanla kullanılıyor. Future tense, making predictions about future. Gelecekle alakalı beklentilerde bulunmak. Past geçmiş geçmişte kaldı. Now şu anda geleceği biz ne diyeceğiz? Nokta nokta will'den sonra fiilin birinci halini kullanacağız. Peki I, U, V, D, H, aynı mı? Evet hepsinde will diyeceğiz. Ardından da fiilin sözlükte ki halini yazmamız yeterli. Bu kadar basit. Mesela... B fiili ya. B fiili aynen yazıyorsun. Sözlükten aldığın gibi yazıyorsun. There will be serious draws. Yani ciddi kuraklıklar olabilir diyoruz. Bu kadar basit. Şimdi olumsuzunda ise yine I, U, V fark etmeden won't veya da bunun açılımını yazalım şöyle. Will not kullanıyoruz sonuç elendirmeni. Peki sonra ne yapacağız? Fiilin yine birinci hali. Hani İngilizce'de geçmiş zamanda ikinci hali oluyordu. Yok olumsuzunda birinci hali. Burada böyle bir şey yok. Will bak İngilizce'de will'den sonra, kenden sonra... ...şudan sonra başka ne diyebiliriz? Must'dan sonra, could'dan sonra present perfect tense saymazsak genelde hep verb 1 geliyor. Buna da dikkat edebiliriz. Yani will go, can go falan filan. Şimdi e, soruda ise Tonguç'un bu sefer will'i başa alıyoruz. Hani ne yapıyorduk? I am, am I oluyordu. You are, are you oluyordu. Burada I will, will I oluyordu. Are you call, Ne diyorsun oğlum? Saçma sapan konuşuyor. Will you falan filan ardından da fiilin birinci halini kullanıyoruz. Will you go? Gidecek misin? I won't go. Gitmeyeceğim. I will go. Gideceğim anlamına geliyor. Peki biz ne zaman will'i kullanacağız? Veya want'u veya da will sorusunu. Tomorrow yani yarın olduğunda veya next morning gelecek sabah, next week gelecek hafta, next month gelecek ay, next year gelecek yıl, next summer gelecek yazda kullanabiliyoruz. Veya yani in the future, gelecekte, in a year, bir yıl içerisinde. The day after tomorrow, yarından sonra gün. Veyahut hatta mesela in thousand 2099, yani 2099 artık gelecek oldu bizim için. Dolayısıyla bu tarz şeyleri gördüğümüzde biz will'i kullanabiliriz. Şimdi gel fill in the blanks yapalım, boşlukları dolduralım, arkaya doğru ilerleyelim, yer kalmasın. Will ve won't ile tamamlayalım. Will'den sonra zaten fiilin birinci hali geliyordu. Font'tan sonra da fiilin birinci hali geliyordu. Zaten burada fiilleri de yazmışız. Sadece olumlu mu olumsuz mu olacak ona dikkat etmemiz lazım. Burada dikkat etsem will'in nasıl kullanıldığından ziyade will'i kullandığımız cümlelerde kelimeleri bize odaklıyor. Yani sen şimdi I think bence nokta nokta have shorter, water shortage in the future. E, gelecekte su kıtlığı yaşayacağız mı yaşamayacağız mı onu bilmen lazım. Eğer sen bunun su kıtlığı olduğunu bilirsen ve bu konuyla alakalı birazcık e, zaten dersleri birbiriyle iç içe getiriyorlar. Yani fende öğrendiğim bir şey doğal kaynakların kullanımı ardından İngilizce karşına çıkıyor. Ardından Türkçe'de infografi sorusuyla karşına çıkıyor. Dolayısıyla bu kelimeyi iyi bilmen lazım. Water shortage, su kıtlığı demek. İleride su kıtlığı yaşayabilir miyiz? Yaşayabiliriz. O zaman I think we will have water shortage in the future. Bence gelecekte su kıtlığı yaşayabiliriz. Buraya won't desen, su kıtlığı yaşamayacağız desen bu anlamsız. Çünkü hakikaten suyu israf ediyoruz. Böyle bir sıkıntı yaşayacağımız kesin. E, o zaman niye won't dedin? Demek ki burada kelimeleri bilmiyoruz. O zaman en önemli şey kelime öğrenmek diyoruz. Kelime öğrenmek için yapacağımız şeyler belli. Bol bol e, soru çözmek. Bol diyoruz. bol uyumak. Bol bol uyumak ama uyumadan önce de kulağımıza kulaklık takıp kelimeleri tekrarını yapmak. Veyahut da küçük kartlarla onları çalışmak. The balance of the ecosystem e, get better. E, ekosistemin dengesi daha iyi olacak mı olmayacak mı? Muhtemelen daha iyi olmayacak çünkü insanoğlu kendi eliyle dünyayı yok ediyor. Şu anda kullandığımız araçlar, kullandığımız parfümler, kullandığımız işte fabrikalardaki dumanlar sürekli olarak çevreye zarar veriyoruz. Kendi sonumuzu hazırlıyoruz. Eğer bu şekilde devam edersek de mortanzi olacağız. Devam edelim. Gerçekten içim karardı. 3'e bakalım. Der nokta nokta bir widespread erosion in the world. Dünyada e, yaygın bir erozyon var mı? Olacak. Evet olacak. There will be. Olacak. Gerçekten şu anda insanlar e, ağaçları katlederekten, çevredeki e, yeşil arazilere binalar yaparaktan ister istemez e, erozyona sebeb verebiliyorlar. If people, eğer insanlar cut down the trees, ağaçları keserse the trees provide oxygen for us. Eğer ağaçları keserse Ağaçlar bize oksijen sağlayabilir mi? Sağlayamaz. O zaman buraya will değil want kullanacağız. The trees won't provide oxygen for us. Bizim için sağlayamaz. Provide sağlamak. Ee, there der eee be alive without photosynthesis. Ee, şeysiz fotosentezsiz hayat olur mu? Olmaz. Dolayısıyla there won't be a life e, bir fotosentez. Bak fotosentez de FEN'de öğreniyorsun. Hatta bununla alakalı deney videoları da izliyorsun. Oradaki kelimelerin İngilizce sana burada göstererekten e, branşlar arası etkileşim yapmaya çalışmışız. E, there won't be a life without, without fotosentez. Yani fotosentezsiz hayat olmaz mortanzi. So bu yüzden it nokta end of the world ve dünyanın sonu olacak demiş. Gerçekten end of the world olduğu resmen saçma sapan bir alıştırma içimiz karardı ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bu kelimeleri öğrenmemiz lazım. Şimdi bir de Giving reason and result. Yani sebep ve sonuç verirken neler kullanacağız? Eğer sebep anlatıyorsak, reason anlatıyorsak because diyoruz. Yani I can't help you because I'm I'm, I'm e, not available now. I'm not available now. Sana yardım edemem çünkü şu anda müsait değilim. Because I'm not available now. Şu anda müsait olmadığım için I can't help you. Sana yardım edemem. Şimdi sonuçta ise, resultta ise I'm available now. Şu an müsaitim. Yine I'm not olsun bunlar, I am not olsun bunlar, I'm not yapalım. I'm not available now, şu an müsait değilim. So, bu yüzden I can't help you, sana yardım edemem. I'm not available now, şu an müsait değilim. So, nokta koyup cümleyi yapabiliriz. Yani burada şunu demek istiyoruz. Because'u cümlenin ortasına koyarsak böyle devam edebilir. Because'u cümlenin başına koyabiliriz. So'yu cümlenin ortasına koyup aradan virgül kullanıp kullanabiliriz. Ya da ee, nokta koyarız, cümleyi bitiririz, ardından so yapabiliriz. Burada şunu bilmen lazım. Because çünkü demek so bu yüzden demek. Buraya yazıyorum tekrar. Because çünkü so bu yüzden anlamına geliyor. Mesela they were hungry. Onlar aç. Çünkü they went to the restaurant. Çünkü onlar restorana gitti. Mantıklı mı bu? Aç <laughs> herifler. Buyur. Evet doğru hocam. Saçmalıyorsun. Onlar aç çünkü restorana gittiler. Anlamsız. They were hungry. So bu yüzden they, were, they went to the restaurant. Onlar açtı bu yüzden de gidip bu yüzden restorana gittiler diyebilirsin. Mantıklı olan bu ve hatta because they were hungry they went to the restaurant Onlar aç oldukları için falan. Şimdi she will take her umbrella. Şemsiyesini aldı. E, so it is rainy. Bak şimdi. O şemsiyesini aldı. Bu yüzden çok yağmurluydu. Hayır yağmurlu yağ olduğu için şemsiyesini alır. Şemsiyesini aldığı için yağmur olmaz ki. She will take her umbrella because it is rainy. Çünkü yağmurluydu. Şuraya bakalım. E, he didn't study a lot. Çok çalışmadı. He failed to listen. Bu yüzden çok çalışmadı. Sınıfta kaldı. Olmaz. Because he didn't study a lot, çok çalışmadığı için dersine çok fazla he failed his Dersten kaldı, sıkıntılı notlar aldı diyebiliriz. I think there will be a series droughts. Bence ciddi kuraklıklar olacak. Çünkü we must stop wasting water source. Çünkü biz ee, suları israf etmeyi önlemeliyiz. Hayır. Çok ciddi ee, kuraklıklar olacak. Bu yüzden so we must stop wasting water sources. Yani çok ciddi kuraklar olacağı için bu yüzden biz durdurmalıyız. E, waste yani israf etmek su kaynaklarını diyoruz. Sonuç evladım benim. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Sana güveniyorum evladım.